Bir şey soracağım, ya Masum Bey Bey'de için. Ya örneği var mı diye soracağım da, yani bu şeyle ilgili. İstanbul'da bir, e, ki be, belirleniyor, İstanbul'daki bir açlık sınırıyla, işte Anadolu'nun bir şehrindeki bir açlık sınırı arasında fark var bildiğim kadarıyla, doğru mu? Çok hani, fazla fark yok artık eskisi gibi. Efendim? Çok fazla fark yok. Yok, şunun için söylüyorum. şimdi i̇şte, asgari ücretle yaşayan bir insanın e, kirada oturduğunu düşünüyoruz değil mi? öyle değil Evet. Mi? Yani ev sahibi olacak pozisyonun değil, çoğunluğu kirada oturuyor. Şimdi İstanbul'daki kira artış oranıyla Anadolu'daki kira artış oranları bir bir değil. İstanbul'daki hayat pahalılığıyla başka yerdeki hayat pahalılığı bir değil. Farklı tabii. Bu şöyle yapıl yap, yapılabiliyor mu dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir şey var mı? Yani e, bir tek bir bölgesel bir yoksa askeri. bölgesel anlamda şehir bazında da belirlenme oranı var, var mı? Yani böyle bir şey çok var mıdır? Çok Fazla olmuyor. Türkiye'de olmuyor. geçmişte böyle şeyler denendi, sonra vazgeçildi. Vaz mı Bir tek yaş için yapılıyor. Hani 16 yaş aşağısı ayrı, 16 yaş üstü ayrı yapılıyor. Yani geçmişte böyle yapıldı. Şimdi bölgesel yapılamaz tabii, mı masum? Eee bölgesel artık yapmanın bir şeyi kalmadı. Her... bölgeler arası fark kalmadı. Ya diyor. kalmadı çünkü. Hayır ama neden? İstanbul Ama Masum Bey İstanbul'da yaşamakla ne bileyim Kastamonu'da yaşamak ücret açısından, harcama açısından aynı mı? Aynı değil ama İstanbul'daki de asgari ücrete İstanbul'a göre yapıyorlar. Kastamonu rahatlasın diye bakıyor. Yani şimdi hiçbir hükümet bu şeye cesaret edemez. Yani hangi hükümet gelirse gelsin Bölgesele. Tabii çünkü neden? Şöyle Hayır, söyleyeyim. Mete Bey sorduğu daha teknik bir şey. Ben de gerçekten dünyada bunu yapan var mı? Bölgesel. Dünyada bazı ülkeler, ülkelerde yapılıyor. Yani niye yapılıyor? Mesela Amerika'da eyalet sistemi var. Ama o sisteme e, göre. Eyalet sistemi. O hukuk bile oluyor. farklı eyalet. O, yani bazı şeyler ama aslında bu bir dönem e, çok gündeme geldi bu, Türkiye'de. Buna uygun yani çok böyle e, geçmiş tartışmalarda da şu ülkede böyledir, şöyledir diye. Kimse örnek niye göstermiyor? Ama Mahzun Bey yani bizde bir teşvik sistemi uygulanmıştı biliyorsunuz. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge. Şimdi bölgeye göre mesela altıncı bölgedeki bir yerin yerde iş yapan bir işverenin üzerindeki vergi yükü birçok yük daha azdı. O Doğru. dönem, o dönem ama... bu mesela gündeme gelmişti. Sadece bölgesel asgari ücret değil sektörel asgari ücret üzerinde de çalışmalar yapıldı ama hiçbir zaman bu bir şekilde şimdi, hayata geçmedi. Şimdi bakın burada burada şöyle söyleyeyim. Ee, artık e, ekonomik baskı Türkiye her yere aynı. Neden? Şimdi İstanbul'daki benzin fiyatıyla Ağrı'daki benzin fiyatı farklı. Oraya bir de ekse ulaşım parası konuyor. Yani benzin istasyonları rafineriden uzaklaştıkça benzin satış me mekanları artıyor. İkincisi kur farkı Türkiye'nin her yerini eşit miktarda da etkiliyor. Doğru, doğru kur farkı. O bakımdan yani böyle farklılaştırma ne için yapılır geçmişte? Allah Üstad şöyle söyleyeyim İstanbul'a memur gelmek istemiyor ya. E Memur... Ya, gelmek istemiyor şimdi, yani şimdi... ben konuşuyorum e, abi tayin hani İstanbul'a çıkmasın diye dua ediyor herkes yani İstanbul'a gelmek isteyen memur yok. E... Antalya'ya me, gitmek isteyen memur yok şimdi. Ev kirası Ö yüzünden ve şey yüzünden yani. Öyle de yani şöyle bakmak lazım. Bu farklılaştırmayı yaptığı zaman o takdirde o zaman da göçü önleyemez büyük kentlere. Yani herkes o zaman beni, bütün memurlar beni İstanbul'a tayin edirler. Şimdi hiç olmasa kendi kendine dengeleniyor. Yani bir kere bakın bu çok önemli değil. Türkiye'deki memur oranı nüfusa göre aynı değil. Ama buradaki temel yaklaşım şu. Türkiye'de bu hayat pahalılığı kontrol edilmedikçe farklılaştırmanın bir faydası yok. Farklılaştırma nerede faydalı oluyor? Asgari ücreti Erzurum'da, Diyarbakır'da, Mardin'de az verince yatırımcıların gidip oraya yatırım yapma imkanı doğuyor. Ama şimdi zaten otur bölgelere gidildiği zaman normal teşvikler veriliyor. Artı Devlet burada başka bir önemli bir şey üstleniyor. Yani kim ne derse desin muhalefeti de belki şimdi diyecekler ki niye böyle söylüyorsun? Hükümet son dönemde uygulanmayan bir yöntemi uyguluyor. Bu yöntem nedir? Vergiyi üstleniyor. Sosyal güvenlik hizmetlerinin bir kısmını üstleniyor. Şimdi bu e, tamam bu işverene tabii, katkı Büyük katkı bu. Yani işverene değil yani topluma, ekonomiye katkı. Şimdi böylesi bırakın bu vergi ödemeyi. Ben yaşadım çünkü. Fiyat farkı verdim memurlara. Kıyamet koptu. IMF'in danışmanı geldi yapamazsın. O zaman IMF'ci gazeteciler nasıl IMF'e karşı olursun ulusal duruş lafını bile zaman söylemek zorunda kaldım. Ve IMF'in yönetimine dedim ki bakın enflasyon olduğu zaman hayat pahalılığı, millet para harcama imkanı bulduğu zaman devletin katma değer vergisi, özel iletişim daha yeni başlamıştı. Özel iletişim vergisi alıyoruz. Dolaylı vergi. Şimdi bu parayı dağıttığımız zaman bu para bize bir yılda geri geliyor. Vergi olarak. Tabii canım vergi olarak geliyor. Şimdi şu anda devlet bu son krizden çıkışta beklemediği bir şey oldu. İlk defa maliye ağzını açmadı. Neden? Çünkü beklenmeyen bu enflasyon dolayısıyla bir vergi geliri geldi, bütçe fazla verdi. Bütçenin o fazlasını bu dönem yani o Temmuz ayında verdiler. O zaman da tartıştık yine böyle, sizin, böyle hatırlarsın. Sizin, Masum Bey sizin temel teziniz her zaman şu. Ver, ekonomi canlansın, o sana vergi olarak e, dönecek. Şu andaki mevcut vergi sistemiyle şu anda Türkiye'de toplanan vergilerin %91'i kaynakta kesiliyor. Peki Masum Bey size bir şey soracağım. Siz şu rakamın 10 bin lira olmasını bu tezden yola çıkarak mı istiyorsunuz? Ben yok. Enflasyona göre hesap ediyorum. 9 bin 350 oluyor. %70 varsayımını yani net enflasyondan bazı etkisini de biraz kaldırıyorum. Yani %70 ben... enflasyon. Ee, enflasyon koyduğumuz zaman zaman 5500'e 9350 yapıyor. Bu 9350'yi ben Cumhurbaşkanı yani Cumhurbaşkanı sisteminin özelliği bu. Bazen de faydası oluyor. Cumhurbaşkanı jest yapar. Bunu 9500 yaptım diyebilir. Şu anda bugün gelirken hani baktım bu konuyu inceleyeceğiz diye işveren kesimi şu anda 8000 ile 8500 arasında Zafer Bey'in söylediği satın almayı yapmış gibi kabullenmiş. İşçi 11 bin diyor. Orada ortalama bir bedelde birleştikleri zaman işverenin dediğini hükümet kabul edemez. Çünkü ettiği zaman hükümet işçi tarafı işveren tarafından davranmış. İşçinin dediğini de kabul edemez. Bu sefer Zafer Bey'in tezi haklılık kazanır. Burada yapabilecekleri rakam 9500 civarında bir rakamdır. Bu birkaç yüz lira aşağı olabilir çok şey seçim dönemidir diye 10 bin lira da olabilir. Ama bunu yapmaları... Şaşırmam için. diyorsunuz. Tabii yani. bunu yapmaları 10, 10 bin yaparlarsa şaşırmam mı diyorsunuz? Şaşırmam ama bu sefer başka bir şey yapacak hükümet. Biraz evvel bir hesap verdiniz ya %14 e, sosyal güvenlik priminin katkı payını artıracak hükümet. Yani o sosyal güvenlik primine, işçinin hissesine asgari ücret kadar artıracak. Çünkü bu yalnız asgari ücretlere verilen bir e, destek olarak düşünmeyelim. Yüksek ücretlilerin de o kadar muafiyet oluyor. Yani asgari ücret kadar sigortadan muafiyeti oluyor. Yani onun primini alıyor. Doğru. Yani burada hükümetin... Ama şimdi bilmiyorum ben mi yanlış hesaplıyorum. 9500 lira dediğiniz rakam 5500 liradan 9500 liraya %70 mi oluyor? %70. 9.350 %70 ha, 9.350 yani orada bir şey var. Şimdi mesela Kadirli'den bir esnaf yazmış pastanede diyor benim 6 tane çalışanım var diyor. Ben bu parayı nasıl vereceğim onu düşünüyor musunuz diyor. Masum Bey onu düşünüyor evet, musunuz? Masum Bey, Kadirli'deki pastanede. Şimdi bakın e, pastanede de şu anda fiyatlara aynı zam yapıyor kimse demezsin. Ben üniversiteden çuvarında ucuz olması gerekir öğrenci kantininden. Ama bakın, sayın bakan, bir sandviç alıyorum 17 önce... lira yani şimdi... Şimdi az önce bakın, dediniz ben ki, bakın, o gün baktım böyle bakan, niye alıyorsun Ya bir öğrencilerin neyle geçindiğine Bakayım sayın bakan, Siz Amerikan kafesinden mi o yo, kafesinden. Normal normal bildiğimiz büfede Size bir örnek vereyim çok somut örnek Ben çok dolaşan bir insanım Siz az önce dediniz ki Türkiye'nin her yerinde maliyetler aynı Ben yaklaşık bir ay kadar oldu Manisa'ya gittim Kızarmış piliç 50 lira Aynı kızarmış piliç Ankara'da şu an 110 lira o zaman 110 liraydı Demek ki Manisa'daki adamın tavuğu alma maliyeti muhtemelen aynıdır, fakat verdiği dükkan kirası ya da ne bileyim e, oraya ödediği diğer giderler bir Ankara'daki bir İstanbul'daki kadar değildir. Şeyin ki, de önemli. Adam, var ama restoran kalitesi. Yani ya rest o da önemli tabi ama yok. Ankara'da standart yani belli bir rakam. Dolayısıyla hani bu Türkiye'nin her yerinde maliyetler aynı tezi doğru değil. Kadirli'deki de esnaf da haklı olarak şunu düşünür. Kadirli'deki esnafın e, pastanesi günde ne kadar ciro yapıyor ki ha diyor o ki, adam İstanbul'dakiyle Be aynı asgari ücreti verebilsin. Beşiktaş'taki e, aynı tabii. Beni ha, Şimdi beş sen bak. burada gidip Boğaz'da bir kahveye belki 300 lira da verebilirsin ama o adam o kahveyi Kadirli'de muhtemelen 10 liraya satsa yine tepki görür. ya yani Bir de böyle bir realite var. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerinde e, maliyetler aynı tezi. Bunu çok doğrulamıyor açıkçası. Yani asgari ücreti bölgesel, kira mira falan ya da. Abi canım yani. Ee, arkadaşım şey atmış. Demin sormuştum ya. Hani başka ülkelerde var mı diye. Ben size söyleyeyim. Moskova. Var ya birçok yerde. Rusya'da var. varmış. Nerede? Rusya'da varmış mesela. Rusya'da asgari ücret. O masum bey de var dedi. Aya ya ben ben azı farkı söyleyeceğim ama. Aradaki farka bakın. Bakın. Ee, Rusya'da Moskova'da e, mos şeyde normal asgari ücret genel olarak asgari ücret 15.279 rublemiş. Rusya'da en yüksek askeri ücret başkent Moskova'da 23.508 ruble. Neredeyse %50 daha fazla. Moskova'da yüksek yani. E çünkü Moskova'da hayat çok pahalı. Yani o yüzden söylüyorum. Türkiye açısından bir şey ekleyebilir miyim burada? Yani aslında ilk bakışta böyle mantıklı geliyor işte bölgesel asgari ücret uygulaması ama siyasal iktidarlardan bağımsız olarak söylüyorum. Hangi parti olursa olsun bu el yakar iktidarı. Neden? Mesela Kastamonu'na x bir rakam belirlediniz. İstanbul'a başka bir rakam belirlediniz. Bu sefer Çankırı'ya başka bir şey belirleyeceksiniz değil mi? Çankırı'dan milletvekili seçtirememe ihtimali var. Ay şu, şöyle ben şimdi o Rusya örneğini verince Mete Bey aklıma şu geldi. Yani sadece diyelim ki İstanbul'da asgari ücreti biraz daha yüksek tutabilirsiniz. Geri kalan normal asker. Bu durumda mesela Adana'yı ne yapacağız? Yani Türkiye öyle bir yer ki sadece İstanbul'da ayıramıyorsunuz. Mesela biraz önce O da doğru. Yani evet. Yani o evet Kadirli'deki esnaf haklı olabilir. İzmir'in yani. İzmir'i İzmir ne İzmir'le İstanbul aynı aslında. Adana bazen aynı. Hatta Eskişehir'e gidiyorsunuz daha pahalı bazı kiralar yani. Ankara. Ankara. Şimdi bir örnek vereyim. Bu küçük ince krakeller var. Çubuk Ankara'dan, Ankara'dan aldım. Biz ona kendi Efendim? <laughs> çubuk kraker. Yok Daha çubuk kraker. İnce kraker. Çok i̇nce, ince, ince, ince olanı. Küçük olanı. Çubuk olan. kraker başka. İnce kraker değil mi? Çok şey küçük. Çok küçük. Aa, onu ben Onlar de bilmiyorum. Onlar Ankara'da. Nasıl yani? Siz Ankara'da, neler biliyorsunuz öyle? Ankara'da küçük olanı yani e, kimisi olmayanı 3 liraya aldım. İstanbul'dan 2,5 lira. Bakın şimdi buradaki fiyatlandırma politikaları hele özellikle bu AVM'ler sisteminde çok farklı gidiyor. Yani kendilerine göre farklı bir yapma yapıyor. Mesela ben izledim burada bir televizyon programında geçen hafta gündüz CNN'de portakalın e, fiyatı konuşuldu, başka bir televizyonda da domatesin maliyeti nasıl oluşur dedi. Sonra çıktı bir konuşma yaptı bu e, ziraat mühendisleri odası başkanı. şöyle oluyor, böyle oluyor. Ertesi gün aa baktım iki yerinde fiyatı düşmüş aniden. Yani Türkiye'de fiyatlandırma günün koşulu. o ipince krakerin fiyatını düşürmeye mi çalışıyorsunuz siz burada şu anda? <laughs> hayır, hayır. Çünkü en çok onu yiyorum. Ben, mukayese, <laughs> ben bazı alışverişleri mesela ben yaparım. Bu etmek için yapıyorum. Peynirin fiyatı ne kadar değişiyor? Mesela şöyle söyleyeyim. Buna da dikkat edilmiyor. Yoğurt vardı. Birisi aynı gramaj. Birisi 16 lira, birisi 14 lira. Her birisinden birer tane aldım. Ben sürekli 3 harflileri geziyorum. Ona bakıyorum, ona bakıyorum, rakamları tak takip ediyorum. Kafa yiyeceğim neredeyse. Ben, ben de kafa yemek yerine ben alıyorum birer tane. Aldım. <laughs> bir okuyamıyorsun. Eve götürdüm. Bir baktım 2 lira düşük olanı son bitirme tarihi 2 gün sonra, Ayın 27'sinde. Bakın. Demek ki bu o yoğurt stoklanmış Bu arada stoktan çıkar. Diğerinin bitme tarihi ayın 5'inde. Yani şu anda Türkiye'de fiyatlandırmayı ciddi kontrol eden bir mekanizma yok. Ya bu kadar, kaç yıldır bunu konuşuyoruz, kaç aydır, aylardır. Hala bir mekanizma kurulmadı mı yani? Kurulmadı ve kurulmayacak da. Neden kurulmayacak? Çünkü belli ya, bir Cumhurbaşkanı da şikayet ediyor. Yok, cumhurbaşkanı Bugün Cumhurbaşkanı Bugün konuştu. Bugün konuştu da evet, evet. biraz evet, sonra abi. parlamenter sisteme geçiş de, şeyini konuşacağız. Muhalefet bile hazırladığı anayasal sistemde ekonomik denetim düzenini <laughs> gündeme getirmiyor. Kamu denetim düzeni. Niye ki? Niye? Niye? Kim hiçbirisi getirmiyor. Hiçbirisi... Ya bu denetim yapmak bu kadar Türkiye'den ateşle atışın kuruluşundan beri engellendi. İşte Yunanistan Cumhuriyeti var bunun ya. E, 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 hiç kimse denetlenmek istemiyor. E, e, Hesap vermek o, istemiyor. Yunanistan o marketlerin. E, Yunanistan daha yeni karar çıkarttı. 2020 e, işte şeye kadar şu tarihe kadar işte 50 küsür ürün fiyat artışı olmayacaktır diye karar çıkarttı. Çıkartabilir işte çıkartamıyorlar Türkiye'de. Çıkmıyor. Niye? Yani eee e, niyesi var mı? Ya, o bir, marketler bir, mi güçlü? Hayır size, hayır niye Zafer, Zafer Bey'in biraz evvel söylediğini siyaset konuşurken çok daha farklı konuşuyor. Efendim yani siyasetin finansmanı konusu gündeme marketler geliyor. Marketler mi şey... güçlü siyaset üzerinde? E, tabii etkili artık egemen sermaye haline geldi. Eskiden olduğu gibi bakallar yok yani hani çıksın yalnız şey mesela... E, Esnaf Federasyonu, baş, Konfederasyon Başkanı ne istiyor? Diyor ki otomobiller için sigortaları taksida bağlayın diyor. Normalde sigorta zaten taksitleri. Ya dedi. karlarını açıkladılar o marketler. Yüzde 3, 4. Yüzde 1000, 1100, 600, 1600 falan kar oranları var. Yani binlerin üzerinde yani. ama hani yüzde 3, yüzde 4 de kar maaşla satıyorlardı. O şöyle. Ceza, ceza kesilmesi caydırıcı için değil. Belli aşamalarda 4. Çünkü o kestiğiniz cezayı sonuçta o kurum. Yani bakın böyle ekonomik ceza sistemiyle yürümüyor. Zaten... Biraz evvel ben bilerek... Yani ne de, kadar kesersen kes adam ödüyor. Nasıl olsa kazanıyor mu? Hayır koyuyor zaten maliyetine. Yani o kestiği ceza bir tek vergiden muaf değil. Ya yani vergilendirerek itiraz itiraz Hatta mesela ediyor, 1 milyon mu taşınıyor. ödedi? Kanuna kabul edilmeyen gider olduğu için o 1 milyon. Ona 1 milyon 200 bine mal oluyor. Çünkü şeyinden giderinden düşemiyor. Bu ceza elde edilmiş kardan mahsup edilmiyor ki normal ticari karını o kadar azaltıyor. Azaltınca kademeli yani böyle ya ben mesela Erdoğan'ın yani çok affedersiniz şöyle bir şey söylemek istiyorum. yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya ben bu marketleri denetlemeyeyim. Bunlar benim başıma iş açar falan diye bir düşünce içinde değil. olabileceğine ihtimal Hayır, var. Hayır ben o düşüncede değil. Düzen sistem o düşünce. sistem öyle. Sistem öyle. Şimdi bugün Erdoğan Meydan okuyor, Okuduğu, Hepsi marketlere meydan okuyor. Erdoğan mı? Siz yapıyorsunuz, yani. oynayacaksınız evet. diyor. Çünkü neden şu anda bu marketler olgusu gelecek zamanda, yakın zamanda seçim zamanı seçimin sonuçlarını etkilemede çok büyük rol oynayacaklar. Göreceksin. Tamam. Böyleyse eğer Erdoğan'ın o denetim mekanizması dediğiniz mekanizmayı acilen. Kurgulaması gerekmez mi? Gerekir ama kurgulanmıyor. Bürokraside kurgulanmıyor. Yani mesela konunun ne olduğunu söylemeyeceğim. Bir programda söyledim. Ettesi gün e, Ticaret Bakanı ilgilendi. Benden rica ettiler. Gittim bunu yaparsanız illerde Türkiye'nin kırmızı listeye girişinin yolunu açarsınız. Neyi? Bunu yani Türkiye'nin denetiminde OECD Türkiye'yi bu hale sokmaya çalışıyor ya kırmızı listeye almak. Denetimi alma. arttırırsa mı? Hayır hayır denetimi bir işlem oluyordu. Bakan hemen ilgilendi. Yani şimdi de e, ama bürokrasi, bürokrasi, bürokrasi diyor bürokrasi, bürokrasi diyor. Bürokrasi diretti ve Direktlığı şu anda almadım. o iş ha, o normal. iş bir Abi. gün bir gün bir gün hükümet kim olursa olsun bugünkü hükümet de bir başka hükümetin de başını yakacak bir yolu açmış oldu. Peki bir dakika. Bunu anlattığım halde. Peki. Dinliyorlar hayır efendim diyorlar. Başka belki, bir şekilde bakıyorlar. Belki e, denetim mekanizmasının adam akıllı kurulmasını sağlayabilir buradan yapacağınız çağrı. Bürokrasi değil de aşabilirler belki ya. O kadar da karamsar olmayalım. Bu diyorsun. bürokrasi dediğiniz nedir? Yok yani? diyorsun. Ben Türkiye'de ben bu özellikle ekonomi programıyla mücadele eden meslek örgütlenmesinde de çok bulundum. Yıllarda. Yani kendim bu mesleğe başladığım günden gündemde. Ne diyeceğiz yani. şimdi? Bürokrasi buna engel olur kardeşim. Yapamazlar mı? Yapamazlar. Yani birisi bir gerekçe buluyor. Çok mantıklı bir gerekçe. Çünkü siz gündeme getiren insan. Son karar verildiği zaman karar aşamasında oturmuyorsunuz o masada. Aslında beni bürokrasiye düşman edeceksiniz. Yani hayır, bürokraside ya güçlendirilmiş burada, burada bürokrasi bir, diye bir rejim kurmak lazım. Şöyle bir Her yapıyor. Allah ha kararda halktan birisi otuzunur. Güç, Şimdi bakın, gücü alınmış bürokrasi diye bir rejim kuracağız. Evet, öyle. Burada bir